Burada eğitim görenler, evet biz biliyoruz kimler olduklarını. Ama eğitim de ilginç bir eğitim. Öyle yani kahve nasıl çekilir, leblebi nasıl yenir falan tarzında değil. Anlatılanlar çok acayip şeyler. Onların hepsinden haberimiz var. Dolayısıyla anlattıklarımızın doğru olduğunu da ispat ettik. Koca koca iki tane kitap kardeşim. Üç kitap daha ve kitapta bir tane belge, uydurma belge var mı? Yok. Hepsi orijinal belge. O zaman niye yok diyorsun? Bak biz İngiliz milletinin bir alıp veremediğimiz yok. Ben İngilizleri çok severim. Richard Moore'dan da bir alıp veremediğimiz yok. Garibanın teki, ona da bir sözüm yok. İngiliz parlamentosunun da alıp veremediğimiz yok. İngiliz derin devletinin alıp veremediğimiz var. Bu yaklaşık 400 yıldan beri faaliyet gösterten bir Deccal akımıdır. Son 150 yıldan beri atağa geçmiştir. Ama şu an neticelendirmek üzere son atağını yapıyor. Son atağını da 2018'de yapmayı düşünüyor. İşte bu İsrail'i kan gölüne çevirmek, İslam alemini kan gölüne çevirmek istiyor. Bak şimdi o sarı geldi. Ne diyor? İran'a biz diyor karşıyız. Amerika diyor çok büyük hata yapıyor diyor. Amerika'ya onu kim söyletti? Bak sakın bizden alakası yok deme. Çünkü o senin bileceğin iş değil. Bak o senin bileceğin iş değil. Dakikası dakikası, saniyesi saniyesine konuşmayı yayınlarım. Yani şimdi inkarı bırakacaksınız. İngiliz derin devletin talimatıyla o konuşma oldu. Dolayısıyla beraber atom bombası yaparız. Öğlen işte beraber kebap yeriz. Bu İran'ı bağlamaz. İran uyanık bir ülke. Liderler de uyanıktır. Sana evet falan derler ama zannettiğin gibi olmaz. Şimdi biz İran'ı yine bilgilendireceğiz senin atağına karşı. Yani ne amaçla geldiğini de biliyoruz. Seni kimlere gönderdiğini de biliyoruz. Ve ben seni suçlamıyorum. Sarı saçlı arkadaş. Yani sarı benizli kişiliğim. Sarı saçlı arkadaşlarım, evet. Ben seni suçlamıyorum. Sen gariban olduğunu biliyorum ben. Richard Moore'un da gariban olduğunu biliyorum. Bizim muhatabımız kendine Allah diyen kişiler. İngiltere'de toplantı yapan kişiler vardı, Deccal ordusu. Onların yaptıkları oyunları biz fotoğraf ve belgelerle ispat ettik mi, etmedik mi? Sen de ki ya bu kitaptaki belge, fotoğraf yalan de. Bunu de, bitti. Yani o zaman haklı olursun. Kitaptaki bütün belgeler doğru diyorsun. O zaman anlattıklarımız doğru. Değil mi? O zaman diyeceksin ki arkadaş diyeceksin, böyle fotoğraf yok. Böyle bir isim de yok. Bu tarihte de bu olmamıştır. Lawrence diye de birisi yok. De. Duyalım. Ama diyemiyoruz. Diyemezsin. Dedirtmezler ama. Sen ne yaparsan biz de ona göre tabii ki bilgilendirme yapacağız. Efendim. İki cilt kitap sana yüzlerce belge. Dolayısıyla yok demeyi bırak. Yanına da ne diyorsun? İşte çok büyük zararı oldu. Zarar değil, faydası oldu. Zarar İngiliz derin devletin oldu. İngiliz derin devletine ağır zarar verdik. Doğru. İngiliz halkına, İngiliz milletine de saldırıyor İngiliz derin devletine. Tabii 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 tabii. Yani asıl hedefi onlar. Şimdi bak. Şu elimde bir cisim var. Bak. Ne yazıyor? Müstakil İngiliz Derin Devleti'nin iç yüzü. Aha. Üstelik de ikinci cilt. Evet. Cayır cayır parlıyor. Kalınlığını görüyorsun. Bayağı kalın. İngiliz Derin Devleti hoşlanır böyle şeylerden. Yani. Ben de ona göre. Yani bol belge var o anlamda diyorum şimdi yani, haritası efendim fotoğrafıyla hepsi içinde bak göstert bakayım ha. Her sayfası belge. Bak dersin ki arkadaş bu yalan mesela şu satır yalan yahut şu resim yalan dersin. Bu belgeler yalan dersin. Tamam. Sen ne diyorsun?
tamamında belgeler doğru diyorsun. Kaynak veriyoruz. Kaynak. İki cilt. Maşallah. İki cilt. Efendime söyleyeyim. Sen de ne diyorsun? Zarar verdi diyorsun. Kime zarar verdiğini söylemiyorsun. İngiliz derin devletine zarar verdi. İngiltere'ye zarar verdi mi? Yok. Türkiye'ye zarar verdi mi? Yok. 671 sayfa. Baştan sona belge. Birinci cilt aynı. Şimdi üçüncü cilt hazırlıyoruz. Hazırlıyorum. Efendim. Sonra dört, sonra beş. Yani beş koldan birden. Kol. İnşallah. Dolayısıyla bakın olaya bak. Apar topar o sarışını İran'a gönderiyorlar. Konuya bak da hizaya gel. Ya yarası olan kocunsun. Niye heyecanlandınız ki yani? Beraber atom bombası yapalım diyorsun. Yani artık bu dereceye gelmenin bir alemi var mı ya? Sen İran'ın atom bombası yapmasını ister misin? Karşı gelen kim? Zaten sensin. Ya İngiliz derin devleti ama siz ha karşı kalıyorsunuz. Sara benim bir sözüm yok. Sara arkadaş. Senin zaten olaylarla bağlantın yok yani. Hiç alakan yok. Ben sana bir şey diyeyim bak. İngiliz devletine de bir sözüm yok. Onlar da garibanlar. Ama bak İngiliz derin devleti Deccal beni herhalde tanıyordur. Zannediyorum. Çünkü ben onları tanıyorum. Evet. Onlar da benim tanıdığını umuyorum. Yeri öptüreceğim. İnşallah. Bana güvensin. İnşallah. Oyun oynattırmayacağım. 2018'deki o katliamı, düşündükleri katliamı yaptırmayacağız. İnşallah. Gitsin sırtını kayalara sürtsün. Kaşınıyorsa, kaşınıyorsa, alerji kaşıntı varsa müsiade etmeyeceğiz. İnşallah. Müsiade et diyor. Müsiade yok bundan sonra. Adnan Bey, Richard Moore programda ayrıca Türkiye'de beni üzen ve şaşırtan konu 15 Temmuz darbe girişimi oldu demiş. Ama ilk günden itibaren Türkiye'nin yanında durduk. Kudüs olayında ABD'den ayrı düşünüyoruz. Bizce yanlış bir adım diyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne kadar bak ne kadar terbiyeli, güzel konuşuyorlar. Darbeyi de karşılar, ne güzel ya. O olayla karşılar, hep karşılar. Biz de işte hani... Şimdi ben cevap vereyim okkalı. Yapmayayım, yok yapmayayım. Hüseyin de Türkiye'm şarkısını söyledi. O bir gecede karar değişti. Boynuna Türk bayrağı sarmış Et Hüseyin. Geziyor Londra'da. İşte bak adamı böyle düzgün hale getirirler. Yani özetle şöyle söyleyeyim, Richard Moore falan rahat etsin, fazla kendini sıkmasın, o sarı da öyle, rahat olsunlar. İkisi gidip satranç oynasınlar, balık yakalasınlar. İngiliz derin devleti diye bir şey bırakmayacağım. İnşallah. Yani deccaliyet diye bir şey bırakmayız. Mehdi'ye zemin hazırlayacağız. O mübareğin karşısına dikilmenize müsaade etmeyeceğim. İnşallah. Buradaki çakallarınızı şunu bunu falan havalandırsanız da ey İngiliz derin devleti, yolun sonuna geldiniz. Size müsaade yok bundan sonra. Aşağıyı göreyim. Başka kimse yok mu orada ya?